Hiç duymuyor. Elif, hu, Ceyda seni çağırıyor. Çabuk. Ne? Ne zaman çağırdı? Şimdi Özlem aradı ama sen yine transa geçtin. Koş hadi. Merdivenleri tam güç vererek çıkıyorum. Kalbim ağzımdan çıkacak. Neden çağırdı beni şimdi? Yoksa bugünkü başarımdan dolayı tebrik mi edecek? Ne tebriği Elif? Ölüyorum bir tas su ver desen, elindeki suyu yere dökecek bir kadından bahsediyoruz. O zaman kesin Fırat haber teksibini yollamadı diye bana patlayacak. Bir günde sana insan gibi davrandığım için pişman olmayayım be Optik. Ben Fırat'a saydırırken Hello Kitty'nin evlatlığı Gizem'den mesaj geliyor. Elif, şu an ofiste bütün kızlar senin burç yazını birbirine yolluyor. Aşırı gurur duyuyorum senin arkadaşım. Canım Gizem'im, ışıktan daha hızlı iletir güzel haberleri. Demek tekstil sektörüne de sıçramış ünüm. İnşallah şöhreti hazmedemeyen rakçılar gibi genç yaşta haroinman olup vefat etmem. Peki bundan sonra sokakta nasıl yürüyeceğim? Rahatça otobüse nasıl bineceğim? Yarından tezi yok, az ünlülerin halktan gizlenmek için taktığı ve yalvarırım beni tanıyın anlamına gelen renkli camlı gözlüklerden alayım. Kendi kendime bir günlük sosyal medya saltanatımla dalga geçerek Ceyda'nın kapısının önüne geliyorum. Ve o da ne? Feridun'la Özlem'i fingirdeşirken buluyorum. Oh maşallah! Size sevdanın yolları, bana kurşunlar. Şakşakçı ne anlatıyorsa Özlem adamın içine düşerek gülüyor. Gerçi kızın kafası çok büyük. Belki öne çektiği için dengede duramıyordur. Feridun beni görünce hiç istifini bozmuyor. Sanki evli değilmiş gibi elini kızın belinden çekmiyor yüzsüz. Özlem ise Mahmut Hoca'yı gören hababam sınıfı paniğiyle saçını gömleğini düzeltiyor hemen. Korkma kız, benim derdim bana yeter. Senin ihtirassız zinanla uğraşamam, diyorum içimden.